Hello ladies and gentlemen. Hanımlar, beyler, merhaba. This video is made for meat lovers. I'm giving you a recipe for lamb cooked in the oven how. Bu videoyu et severler için hazırladım. All of the lamb through the middle of the split. Kuzu eti nasıl pişer fırında tarifini veriyorum. Bütün bir kuzuyu ortadan ikiye bölün. Take the front arm and the neck parts. Kol kısımlarını ayırın. Boyun kısmını ayırın. Separate the rib portions. Kaburga kısımlarını ayırın. With the line set size servings turf. Satırla keserek porsiyonları boyutlarını ayarlayalım. Serving size. Kemikli şekilde pişecek. Kuzunun kol kısmını parçalıyorum. I cut the rear leg portion of lamb. Kuzunun arka but kısmını kesiyorum. As bony meat is cooked. Bir kap içine zeytinyağı ekleyin. In a bowl add olive oil. Crushed red pepper, black pepper, cumin, add salt. Kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ekleyin. Add thyme. This mix I'm preparing for the large tray. Add yogurt and milk. Bu karışımı 6 büyük tepsi için hazırlıyorum. Yoğurt ve süt ekleyin. Chop and add onions and tomatoes with a mixer. Soğan ve domatesi mikserden geçirip içine ekleyin. Add the sugar. Şeker ekleyin.
Add the garlic. Ve sarımsak ekleyin. Add the mixture to the bottom of the tray. Hazırladığınız karışımı tepsinin alt kısmına, yani etlerin alt kısmına ekleyin. Add the mixture to the bottom of the tray. Etleri aralık bırakmadan, boşluk bırakmadan ekleyin. Place meat leaving space. Etlerin altına halka soğanlar doğrayıp yerleştirebilirsiniz. Etlerin yapışmasını önleyecektir. Separate the rib portions. You can add the meat and chop up the onion under. To the meat will prevent sticking burning. Add the mixture to the meat. Hazırladığımız karışım etlerin üstüne ekleyelim. Add the bay leaf and take a picture. Etli yaprağı ekleyin. I'm covering this with aluminum foil airtight. I'm thinking less about the future and some more. I'm adding the salt. Uzun az geleceğini düşünüyorum ve biraz daha ekliyorum. Alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde kaplıyorum. I'm covering this with aluminum foil airtight. My other tray I'm making. Diğer tepsilerimi hazırlıyorum. Tepsileri hazırlarken fırını 100 derece ısıtıyorum. Tepsiler 30 kişiliktir. Oven degree heat. You can add grease if you have. We put them in the oven without tearing the foil paper. Kuyruk yağı varsa üzerine ekleyebilirsiniz. Folyo kağıtlarını yırtırmadan fırına koyacağız. A total of 150 persons. We put them in the oven without tearing the foil paper. Orta ateşte 120 derecede 3,5 veya 4 saat kadar fırında pişirin. Bake in the oven for hours or medium heat to degrees. It would be a good idea to add the onions to the meat flat on the bottom of. Etlerimiz 3,5 saatte pişti. Etlerin altına yassı soğanlar eklemek iyi bir fikir olacaktır. Etlerin yapışmasını ve yanmasını önleyecektir. Tariflerime ve kanalıma destek olun, abone olun ve diğer videolarımı izleyin. Teşekkürler. Track enjoy meats. Thank you.